Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Berkan. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar 5 tane ekran kaydetme programları göstereceğim sizlere. İsterseniz hemen videoya geçelim. Bu arada kanalıma abone olmayanlar ve videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi ben Bandicam ilk önce birinci numaramız. Bandicam neden kullanabilirsiniz? Bandicam'ın güzel yanları şunlar. Sesinizi net bir şekilde alabilen ve gerçekten de hani program ekran kaydı yaparken HD, yani güzel bir şekilde kaliteli video atabilirsiniz. Görüntü olarak gerçekten güzel. Yalnız şöyle bir şey var. Eğer ekran kaydetmek için Bandicam kullanırsanız eksi yönlü olarak şöyle bir şey var. Diyelim para vermek istemiyoruz. Bandicam'da 10 dakikaya kadar sınırımız var. Yani 10 dakikaya kadar video atabiliyorsunuz. Bu kadar uzunluğu mevcut. Bu şekilde Bandicam. Zaten Bandicam'ı şu anda görüyorsunuz, açtım. Bandicam burada gözüküyor. Şöyle görsellere girelim. Bu şekilde Bandicam. Zaten kanalımda da mevcut Bandicam nedir, ne işe yarar, nasıl bir uygulama olduğunu sizlere zaten gösterdim. İsterseniz Bandicam nasıl bir şeymiş onlara da bakabilirsiniz. Kanalımda zaten videosu mevcut. İkincisi Activision var. Bu da arkadaşlar güzel bir uygulama. Hatta şöyle görsellere girdiğimizde de göstereyim. Evet, bu şekilde kaydetme falan olarak hani oyun videosu falan çekmek için gerçekten güzel. Görsel olarak ve kalite bakımından gerçekten güzel. Beğeniyorum, hani kullandım birkaç kere. Hani sonradan kullanmamaya başladım çünkü Bandicam bana daha basit geliyor. Bandicam'ın bu arada bir artısı daha var. Şöyle bir artısı var. Videolarınızda çok çok az yer kaplıyor. Mesela bakın, şu anda 2 dakikaya geldi. 5,5-6 MB gidiyor. Şu anda 2 dakika oldu şu anda görmüş olduğunuz üzere. Bu da 5,6, yani 6 MB gibi bir şey götürüyor. Yani 10 dakikada en fazla götürebileceği şey 40 MB'tir. 40 MB de gerçekten çok çok az. Hani bir telefonda bile bir video atıyorsunuz falan, ya da 7 dakikalık ben video çekiyorum telefonla, o zaman en az bir 200 MB gidiyor. Bu Bandicam'ın güzel bir artı yönüdür. Activision da gerçekten güzel. Depolama bakımından falan olsun yine iyidir. Hani o kadar kötü değil. Başlangıç ekranına falan baktığımızda zaten bu şurada gözüküyor. Gerçekten güzel diyebilirim. Yani kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak Fraps diye bir yer var. Fraps diye bir uygulama var. Bu Fraps şöyle bir, hatta şöyle göstereyim görsellerden. İndirme linklerini verebilirim. Fraps'in şöyle bir güzel avantajı var. Bunda da yine kalite olarak falan iyi. Yalnız bunun bir eksi yönü, bunda yine Bandicam gibi sadece birazcık daha dakika olarak az video çekmeniz lazım. Dediğim gibi dakika olarak hani sıkıntınız yoksa Fraps'i kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Gerçekten de güzel bir uygulamadır. Yani görüntü kalitesi falan olarak da güzel. Deneyebilirsiniz. Ben denemiştim bunu da. Zaten burada bir Activision'ı denedim. Fraps'i denedim. Zaten Bandicam şu anda kullanıyorum. OBS'den pek bir şey alamadım. Zaten onlara değineceğim. Öbüründe değineceğim birazdan. Şimdi dediğim gibi Fraps'i de kullanabilirsiniz. Eğer videolarınızı kaliteli bir şekilde çekip dakika olarak da az kullanmanızı istiyorsanız, o zaman Fraps'i deneyebilirsiniz. Bunun bir artı yönü daha var. Bu artı yönü nedir? Depolama bakımından Bandicam gibi az megabayt kaplıyor. Yani az depolama kaplıyor. Burada zaten içine baktığımızda da görseller falan ekleyebiliyorsunuz. Bazı ayarları da var. İşte mesela diyelim buradan bir tuş adı atayabiliyorsunuz. Tuş atadınız diyelim, E tuşuna bastığınızda ekran kaydı alıyor. E tuşuna bir daha bastığınızda ekran kaydı kapanıyor gibi. Veya işte diyelim R tuşuna ya da 2 tuşuna gittiniz. Ekran görüntüsü aldınız. Buna 2'ye bastığınızda ekran görüntüsü alabiliyor. Mesela videolarda ya da herhangi bir yerde bazen ekran görüntüsü almak güzel oluyor. Fraps de böyle bir uygulama. Gerçekten güzel, hoşuma gidiyor. OBS dedim mi? OBS'de arkadaşlar şöyle bir uygulama. OBS'yi neden kullanmıyorum ben mesela? OBS'de şöyle bir sıkıntı var. Aslında sıkıntı değil. Gerçekten videolarınızı çok iyi bir şekilde editleyebiliyorsanız, yani artık videolarda böyle güzel bir şekilde editleme, sonra işte düzenleme olarak da çok iyiseniz, o zaman deneyebilirsiniz. Yalnız çok iyi değilseniz, hani böyle veya ben çok görüntü kalitesini ayarlayamıyorum, işte içine bazı eklentiler ekleyemiyorum, yani çok detaya kaçamıyorum diyorsanız,
Bunu kullanmanızı önermem. OBS'yi kullanmayın. Eğer yok, ben detaylara kaçmak istiyorum. Ses ayarı olsun, işte görüntü ayarı olsun. Ne kadar nerede ne çekileceğimi ayarlayabilirim. Ben ustayım diyorsanız OBS'yi kesinlikle kullanmanızı öneririm. Zaten OBS çok güzel aslında. Yalnız ben o kadar detaya giremiyorum. Hani bilgisayardan veya böyle çok detaylı bilgilere sahip değilim, onu söyleyeyim. Bundan dolayı zaten ben Bandicam'ı kullanıyorum. Hani Bandicam'ı niye kullanıyorum ya? 10 dakikada kadar sınırlı bir uygulamayı neden kullanayım? Activision mesela kullanabilirim. Yine devam edebilirim belki ona. Yine ilerleyen zamanlarda görebiliriz. OBS böyle, hani eğer çok detaycıysanız, yani ben detaya kaçarım. İşte ben iki tane kamera kullanıyorum. İkinci kameramı da şu şekilde, bakın şurada bir kişinin resmi mevcut. Bu şekilde ben de ekran görüntüsü olaraktan bu şekilde ekleyebilirim diyorsanız, yapabilirim diyorsanız OBS'yi kesinlikle öneririm. Güzel bir uygulamadır o bakımdan. Ben kullanamadım açıkçası. D3'te Gear var. Bu da arkadaşlar, şöyle görsellere girdiğimizde göstereyim sizlere. Görsellerden gösteriyorum, indirmedim hepsini. Arkadaşlar şu anda zaten burada mevcut. Bu kadar pencere açılıyor. Ben de çok denemedim, onu söyleyeyim. Bir kez indirdim bunu. Sonradan sildim. Hani çok kullanamadım ben. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Görmüş olduğunuz sağ tarafta işte buradan açıp kapayabiliyorsunuz, işte görüntü almak için bazı açma kapama tuşları mevcut. İşte buradan versiyonu falan yazan bir bölüm açılıyor karşınıza. Bu şekilde. Zaten burada da şu anda abonemi duruyor. İndirme linklerini veririm büyük ihtimal aşağıda. Bu eski sürümüydü sanırım. Eski sürümün de böyleydi. Benimki böyle değil. Hani bilmiyorum, belki sizde böyle çıkabilir. Buradan işte FPS falan ayarlayabiliyorsunuz. Ya da birçok ayarı yapmak için D3 Gear'ı kullanmanızı öneririm. Eğer buradan ayarlara falan önem veren birisiyseniz bunu kullanmanızı öneririm. Peki şimdi diyeceksiniz ki bu 5 tane uygulamadan hangisi daha güzel, hangisi daha iyi diyebilirsiniz. Yani yorumlara da gelebilir. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Herkesin tabii ki de kendine göre bir bildiği vardır. OBS şöyle bir. Eğer ben çok detaycıysam, yani videolarıma çok çok önem veren, işte çok ustalaşmış artık her şeyi bilen, yani işte hatırlayamadım. Fabcam gibi birçok işleri yapabilirim diyorsanız, o zaman OBS'yi kesinlikle öneririm. Yani bir ustalaşmışça güzel bir şekilde videolarınızı editleyebiliyorsanız OBS. Eğer yok, ben sakin bir şekilde daha yeni YouTube'a başladım, İşte arada bir video atıyorum ya da işte bir iki günde bir atıyorum, güzel ama depolaması daha az olsun diyorsanız Bandicam. Depolaması az olsun, detay birazcık daha fazla olsun diyorsanız Activision öneririm. Eğer yok, hani böyle depolama olaraktan biraz az, görüntü olaraktan da hadi Bandicam ve Activision'a göre birazcık daha az olsun diyorsanız, o zaman da Fraps'in birazcık daha kötü yanı ekran görüntü kalitesi olaraktan birazcık daha düşük, onu da söyleyeyim. D3D Gear'da şöyle bir uygulama. Bunda da birazcık detaylar var ama o kadar bir fazla değil. Yani OBS kadar fazla değil. Yine de güzel detayları da var. Dediğim gibi bugünlük videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler hangisini beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Belki onun da tanıtım videosu gelebilir. Yani bu 5'inden birine. Bandicam'ı zaten gösterdim tanıtım videosunu. OBS'yi gösterecektim ama OBS'yi pek göstermedim. Çünkü dediğim gibi kullanamadım. Activision veya Preps gelebilir. Ya da D3 Deer de gelebilir. Yani fark etmez. Aşağı yorumlara belirtmeniz yeterlidir. Bugünlük videom bu kadar. Bandicam'dan şu şekilde göstereyim, kapatacağım. Bugünlük dediğim gibi video bu kadardı. Yorumlara istediğiniz veya önerdiğiniz video varsa söyleyebilirsiniz. Veya bu arada şunu da söyleyeyim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve video alakalıysanız da sevinirim. İyi günler.